Selam. Mete ile birlikte yürüyüşe çıktık. Yürüyüşümüze bir komşumuz da kızı da eşlik edecek. 2,5 yaşında kızı var. Şöyle uzun zamandır giymediğim bir gömleğim vardı. Onu giydim ama kolları biraz dar geliyormuş. Artık gömlekleri de değiştirmem gerekecek. Üzerine de şöyle kahverengi düğmeli bir ceketim vardı. Bu bir tık crop gibi. Ama çok hoşuma gidiyor. O yüzden üzerime de bunu giydim. Hava gerçekten çok güzel. Böyle bir tık serin beklemiştim ama tam günlük güneşlik bir bahar havası var. Yani kış gelecek dedikçe havalar daha da güzel oluyor. Umarım hep böyle devam eder diyeceğim ama kar da görmek istiyorum açıkçası. Mete'yi de böyle giydirdim. Onun da üzerine montu, bir de şapkası var. Şimdi öncesinde biz erken indik çünkü parka götüreceğim önce onu. Biraz parkta salıncakta sallarım onlar gelene kadar. Sonrasında da kitabımız ve battaniyemiz düştü ne yazık ki. Yürüyüş yapacağız. Sonrasında da bir kahve içip, daha doğrusu kahve içmeye çağırdım onları da. Yani kahve içip döneceğiz. Ama öncesinde dediğim gibi Mete'yi parka götürüyorum. Aha, olabilir. Bence bunlar yoktu. Mini mini kuş açayım mı? İki doğdum duramam. İki doğdum duydum açayım ben. Yeğil. Arkadaşla yürüyüşümüz yaptıktan sonra çarşıya indik. Simit falan yedik hatta. Şimdi de dondurmalı irmik kelebesi aldım. Şöyle üzerinde tahin var. Ben çikolatalı tercih ettim bu sefer. Gerçekten bu tadı seviyorum. Bu sefer Dubai çikolatalı almadım çünkü o bayağı bir bayıyor. Daha önce söylemiştim zaten. Baktım hava da güzel. O yüzden dedim bir dondurmalı irmik kelebesi alalım arabaya geçmeden önce. Arabayı park ettiğimiz yere biraz terste kalıyordu. O yüzden alıp arabada yiyelim istedim. Şimdi bunu bitirdikten sonra yavaştan eve geçeceğiz. Markete uğrayacak mıyız bilmiyorum. Alınacak bir şeyler var mı şu an tam hatırlayamadım. Eve dönüş yolunda buna karar vereceğim.
Tatlımızı yedik. Yolda gelirken ufak çaplı bir kriz yaşadık. Çünkü Mete emmek istedi. Apar topar böyle gelir gelmez Mete'yi emzirdim. Şimdi de şöyle bir içecek deneyeceğiz sizlerle birlikte. Bunu yolda gelirken bir bakkalda buldum. Yasemin çiçeği, limon ve vişne varmış içerisinde. Markası Avoya Blend. İçerisinde diyor ki Türkiye'nin en yüksek meyve oranına sahipmiş. Öyle söylüyor. Üzerine yazıyor. Ben onun yalancısıyım. Tadını çok merak ettim. Farklı tatlarda da vardı. Böyle gül içeren içeceği de varmış ama ben onu tercih etmedim. Vişne, yasemin çiçeği ve limon. Bakalım bu üçünü nasıl bir tada sahipmiş. Çok merak ettim. Birlikte tadına bakalım. Oo. Bayağı meyve tadı geliyor. Tabii yasemin çiçeğinin nasıl bir tadı var bilmiyorum. Ama ağırlıklı olarak vişnenin tadını alıyorum. Çok baskın bir şekilde vişne tadı geliyor. Ama gerçekten meyve tadını buram buram alıyorsunuz. Bayağı yoğun hissettiriyor kendini. Değişik bir gazlı içecek olmuş. Tadı güzel. 405 miligram magnezyum varmış. 3158 miligram da toplam mineral değerine sahipmiş. Gerçekten yüksek bir oran bu. 250 mililitrelik bir şişeden bahsediyoruz. Ben tadını beğendim bu arada. Bundan sonra bunu tercih edebilirim. Başka tatları dener miyim bilmiyorum ama vişnesi gerçekten güzelmiş. Zaten bir vişne aşığı olarak da bundan sonra bununla yola devam ederiz gibi gözüküyor. Bildiğiniz böyle maden suyunun vişneli maden suyu gibi ama daha yoğun bir şekilde meyve tadını alabiliyorsunuz. Gerçekten tadı güzel. Birkaç ütülenecek çamaşır vardı. Böyle çamaşır sepetin içerisine doldurdum onları. Şuraya geldim. Burada Mete'nin yanı başında ütülemeye devam ediyorum. Mete nerede? Tabii ki ayağımın altında. Yani yanı başında olayım dedim. Gözümün önünde olsun dedim ama iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Şimdi dediğim gibi şu sepetteki çamaşırları ütüleyeceğim. Bunlar var şu an için. Gel. Gel. Bir yandan da Mete ile uğraşıyorum. Bir yandan da ütülemekle uğraşıyorum. Gel. Gel buraya. Hı. Eve gelmeden önce bir markete uğramıştık. Orada da şöyle Kukuli'nin bir dergisine denk geldim ve çok hoşuma gitti. Mete için erken değil mi diyeceksiniz. Tabii ki erken. İlk önce başka bir çocuk vardı apartmanımızda ama sonrasında Mete için olması daha çok hoşuma gidecekti. İçerisinde 5 süper hediye varmış. Kukuli eşleştirme kartları, Kukuli 2025 duvar takvimi, Kukuli maskesi, hareketli animasyon kartı, Kukuli süper yapıştırmalıklar. Yapıştırmalıklar burada bu arada. Bunlar da çok hoşuma gitti. Tabii ki Mete şu anda hiçbir şekilde çizgi film izlemediği için Kukuli'yi de bilmiyor. Hakim değil ama bu üzerindeki şeyler dikkatini çekti. Yani derginin üzerindeki aslında dikkatini çekti. Hikayeli boyama dergisi varmış içerisinde. 3-6 yaş diyor bu arada. Ben fazlasıyla erken aldım. 2025 birinci sayı diyor. Fiyatı da 55 TL. Bir de şöyle detaylı bir şekilde içerisini açıp göstereyim istiyorum sizlere. Ben bunu açtım diye şimdi büyük ihtimalle Mete başıma toplanacak. Şöyle yapıştırmalıkları var. Çok hoşuma gitti. Şöyle hepsini göstereyim, karakterleri biliyorsanız eğer. Şöyle 2025 takvimi var. Detaylı bir şekilde şöyle göstereyim Kukuli'nin. Şurada Kukuli maskesi var. Şurada Kukuli eşleştirme oyunu var. Şurada şöyle hepsinden ikişer tane var. Bunları kesiyorsunuz. Ters çevirip böyle bir oyun. Değişik bir oyun. Böyle bunu oynatabilirsiniz.
Burada da hikayeli boyama dergisi var. Şöyle göstereyim. Bunu saklamayı düşünüyorum Mete için. Birazcık daha anlamaya başladı evrede. Bunu boyamak isterim birlikte. Biraz erken almış oldum ama çok hoşuma gitti. Dayanamadım. Büyük ihtimalle biraz da kendimi düşünerek aldım. Çok hoşuma gitti. Baksanıza şu boyamalara. Yani farklı farklı boyamalar var. Birbirinden çeşitli. Bence bunu ileride Mete de çok severek boyayacak. Şöyle boyama seti, hikayeli boyama dergisi. Dediğim gibi şurada eşleştirme oyunu var. Kokuli maskesi. Tekrardan göstereyim. 2025 takvimi. Şöyle. Ve son olarak şöyle stickerlar var, yapıştırmalar. Bence dergi bayağı dolu dolu. Bunu saklamayı düşünüyorum. Çok güzel bir şekilde saklayacağım bunu. Mete'ye ileride böyle birazcık daha bir iki ay geçtiğinde büyük ihtimal algılamaya yavaş yavaş başlar diye düşünüyorum. Eğer ağzına sokma dönemi sona ererse o zaman bunu birlikte yapabiliriz. Dergiyi de gösterdim. Bu arada o sepetteki ütüleneceklerin hepsi ütülendi. Bu şekilde katlandı. Bunları şimdi yerlerine yerleştirmesi kaldı. Mete de rahat durmuyor. Zaten biraz onunla ilgileneceğim. Video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.